50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Depremde yıkılan Sait Bey sitesi hepiniz biliyorsunuz artık. Davanın bir numaralı sanığı olduğu halde tahliye edilen Halil Yıldız. AK Partili Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı ve iddialara göre Göksu Yıldız için devreye girdi. Deprem olsa bardak kıpırdamaz vadide satılan Sait Bey apartmanı 6 Şubat depremlerinde 44 kişiye mezar oldu. Davanın bir numaralı sanığı AKP'li belediye başkanı Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi Halil Yıldız serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde apartmanın depreme dayanıksız olduğu depremden 7 yıl önce tespit edildi. Yıkılan 3 katlı binanın yerine 3 katı kotta olmak üzere 8 katlı ve 2 bloklu Sait Bey apartmanı inşa edildi. Ancak bu yeni apartman A blokta 16 kişi, B blokta ise 28 kişi olmak üzere 44 kişiye mezar oldu. Katının köşe. Her iki blok için ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve bilinçli taksirle yaralamaya neden olma suçlarından ceza istendi. Ancak savcılık itirazlara rağmen sorumlular hakkında daha ağır ceza gerektiren olası kast düzenlemesine göre dava açmadı. Katılın köşe. Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede Halil Yıldız ve diğer sanıklar hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ardından yeni bir bilirkişi raporunda sadece müteahhit Hasan Çam'ın asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı. Halil Yıldız tahliye edildi. Katılın köşe. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Yıldız, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi. İddialara göre Göksu'nun devreye girmesiyle serbest bırakıldı. Göksu ve aile üyeleri konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.